Risale-i Nur, Hazreti Mehdi'nin hocasıdır. Hazreti Mehdi, Risale-i Nur talebesidir. Yani Risale-i Nur ayrı, Mehdi ayrı değil. Mehdi ayrıdır, gelip Risale-i Nur'u okuyacak değil. Hazreti Mehdi, Risale-i Nur talebesi olacak. Risale-i Nur talebesidir yani. Meşrebi ne olursa olsun Risale-i Nur'u çok iyi bilecek. Risale-i Nur talebesi. Onun için Risale-i Nur'u okuyacak, program edecek. Biz Risale-i Nur'u okuyalım, öğrenelim. İster Mehdi'yi de, yani bu çok güzel bir eser. Muazzam bir eser bu. Bu kıyamete kadar insanların hikmetle yoğrulmuş bu mübarek eserden istifade etmek ihtiyacı var. Açık bir şey bu. Bunun emsali de yazılmış değil. Bu kadar güzel bir eseri okuyup anlamak herkese lazım. Bunu Mehdi anlasa ne olur, anlamasa ne olur? Program etse ne olur, etmese ne olur? Biz Mehdi değiliz. Allah rahmet etsin, bizim Hızıroğlu, Vahdettin Hızıroğlu'na Mehdi meselesini sordukları zaman vallahi billahi ben Mehdi değilim diyordu. Ben değilim. Kimse gidin ona sorun. Onun dediği gibi bu meseleler boyumuzu aşan mesele bize lazım da değil. Yani Mehdi meselesini bilmek veya bilmemek imana faydası var mı? Yok. İmani bir mesele değil yani. Bir adam dese ki ben Mehdi meselesine inanmıyorum. Ne dinine zarar var ne imanına zarar var. Açık bir ayet yok nasıl olsun? Hayır, hiçbir şey yok. Yani yalnız aleyhinde olmasın. Çünkü nas var, üzerinde nas var. Gördüğünde biat. Yani biat etmese de olur. Yani ben tanımıyorum dese kimsenin dinine imanına zarar yok yani. Kimsenin dinine imanına zarar yok. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bir Risale-i Nur yazmış. Dememiş ki herkes gelsin bunu, mecburdur bunu okumaya, dinlemeye. Öyle dememiş. Ama hakikaten mecburlar yani, insanlar buna mecbur. Mecburlar da bunu demez. Gelirse gelir, gelmese gelmez, kendisi bilir. Gelirse kâr eder, gelmese zarar eder. O kadar. Yani Mehdi meselesinin imani bir mesele olmadığını bilmekte fayda var. Bir adam dese ki ben Mehdi meselesine inanmıyorum. Ama karışmıyorum da, itirazım da yok. Bu adamın ne dinine zarar var ne imanına zarar var. Hiçbir şey yok. Bunun bir zararı yok yani. Ama aleyhinde olursa zarar eder. Aleyhinde olmasın. Onun için bu Mehdi meselesi kanaatimce en son düşünülecek, konuşulacak bir şey yani. Biz hizmetimize bakalım. Risale-i Nur hizmetine, insanlarla alakalı vazifemize bakalım. Ona bakalım yani. Şimdi Hazreti Mehdi ayrı bir adam. Ayrı bir fazilet, ayrı bir kemalat. Gelip Risale-i Nur'dan okuyacak. Halbuki kendisi o kadar yüksek bir adamsa, Allah'ın sevdiği bir insansa, Risale-i Nur'da insanlar yazmışsa ki doğrudur, ne ihtiyacı var buna? Öyle diyor. Öyle mi? Sual bu. Ben de diyorum ki Hazreti Mehdi kendi başına öyle fazilet abidesi, nur topu ortaya çıkıp minare boyunda bir adam falan değil. Ela ya bizim gibi bir adam, aynen bizim kadar bir adam yani. Bizim kadar bir adam. Ve Risale-i Nur'u çok iyi bilecek. Risale-i Nur'un talebesi olacak. Meşrebi değişik olabilir. Oradan olurum, onu karışmıyorum. Ama Risale-i Nur'un talebesi olacak bu. Risale-i Nur'u bilecek. Bu iddiayı yapıyorum. Davet etmiyorum. İddia ediyorum ki bu asırda yaşayıp Risale-i Nur'u okumayan adama yazık olmuştur. Kanaatim bu. Yazık. Kendisine yazık etmiştir. Yani bugünün teknolojisiyle 220 kilometre süratle saatte giden, 250 kilometre süratle giden treni izah etmek için
George Stephenson'un ilk yaptığı caf çöpü anlatmaya benziyor yani. Bugünün hocası Risale-i Nur'u bilmiyorsa, treni anlatmak için George Stephenson'un yaptığı ilk şeyden bahsediyor yani. 250 kilometre süratle giden elektrikli treni anlayamıyor. Aynen ona benzer. Ama bu bir davet değil. Kendi menfaati için yani okursa iyi olur. 30. sözü okumayan adam ki Kur'an-ı Kerim'in neresini tefsir edebilir ki? Nasıl tefsir edebilir? 30. sözü okumayan adam. Bize göre bu bir davet değil. Bu bir kanaattir. Kabul eder veya etmez. Etse bize faydası var, etmese dinle imanına zarar yok. Hiçbir şey olmaz yani. Tarih-i Risale-i Nur, efendim Bediüzzaman Hazretleri'ni rüyanızda hiç gördünüz mü? Ne yapacaksın? Yani şahsi şeyleri sormak hiç hoş bir şey değil yani. Bediüzzaman rüyanda gördün mü? Ne diyeceksin? O bana ait bir şey o. Biz nasıl görebiliriz? Risale-i Nur'u açıp okudun mu? Üstad teminat veriyor. Diyor ki kim Risale-i Nur'u açsa okusa Dellal-ı Kur'an Said'le görüşmüş olur. Diyor mu? Bit. Bunun üstüne söz olur mu? Biz şimdi Dellal-ı Kur'an Said'le görüşüyoruz. Bak açmışız. Görüşüyoruz. Bunda hiç endişemiz yok. Biz şimdi üstadın sözünü üstattan dinliyoruz. Evet. Salih Keve. Efendim hu zikrini yapmamızda bir sıkıntı var mıdır? Risale-i Nur'u kaç defa okudun Salih kardeşim? Lütfen yazı ver. Risale-i Nur külliyatını kaç defa devrettin? Yani hu zikrini yapmakla nereye varmak istiyorsun? Onu anlamak istiyorum. Elinde külliyat var koskoca. 130 tane kitap var. Bilmiyorum. Yazsın. Eğer dinliyorsa yazsın Salih Keve kardeşim. Külliyatı kaç defa devretmiş? Biz ilimle meşgul olalım. İlimle. En büyük keramet ilmin kerametidir. Cahilin hiçbir şeyi yoktur. Allah cahile hiçbir keramet vermez. Cahilde keramet yoktur. Alimde keramet vardır. Külliyatı daha bitirmedim diyor. Külliyatı daha bitirmedim diyor. Bitiremedim diyor. E olmaz ki. Olmaz ki. Şey vardı Allah rahmet etsin. Ne hocaydı? Doğu Beyazıtlı meşhur Risale-i Nur talebesi. İsmi aklımdan çıktı. Bin defa, en az 1000 defa sözleri bitirmişim dedi. İsterseniz yemin ederim dedi. En aşağı 1000 defa sözleri okumuşum dedi. Ve onunla iftihar ediyordu. Ve bunun kerametlerinde herkes şahitti o zatın. Neydi onun adı? Badıllı abi. Badıllı. Yok canım Badıllı nerede? Doğu Bayezid'i diyorum. İsmi dilimin ucunda. Evet. Yani biz Risale-i Nur'la meşgul olalım. Risale-i Nur bitmez tükenmez bir hazine. Okudukça açılıyor. Hu esmasını elbette ne kadar istersen çek. Ama bence bir küçük sözde yani birinci sözün üzerinde tefekkürle okuman o hu esmasından çok fazla faydalıdır. İkinci, üçüncü, beşinci sözler okumak hu esmasından çok daha faydalıdır. Faydayı benden soruyorsan Risale-i Nur oku. Hu esmasını istediğin kadar çek. Onda bir sınır yok. Sayı koymaya lüzum yok. Onu istediğin kadar çekebilirsin. Faydası vardır. Hu, o, zamir, Allah. Allah. Sıkıntı yoktur yani Salih kardeşim. Hu demende hiçbir sıkıntı yok. Ama bence Risale-i Nur'la meşgul olman
Zaten insan her dakika Risale-i Nur'la meşgul olmaz ki yani. Okuduğu zaman evinde okur bilmem nereden. Yolda giderken boş duracağına hu desen güzel bir şeydir. Otururken, kalkarken hu 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 içinden çok hoş olur yani. Bunda bir sıkıntı yok.